seyirciler, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugünkü söyleşi programımızın konuğu Kayseri'nin hukuklu kimliğiyle tanınan Sayın Fevzi Konaç. Hoş geldiniz Fevzi Bey. Sizi takdim etmek aslında zor. 25 senelik dostluk arkadaşlığımızın olduğu, çok sevdiğimiz, saydığımız bir kardeşimizsiniz. Evet. Hukuklu kimliğiniz olarak zaten tanınıyorsunuz ama bir de hayır hasenet noktasında fazlasıyla çalışmalarınız var. Cihan Nüman Derneği'nin de şu anda fiilen başkanlığı yapıyorsunuz. Öncelikle stüdyomuza hoş geldiniz. Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü. O dönemlerde pek çok olayda sizle birlikte de mücadele ettiğimiz anlar oldu. Birlikte çalıştığımız anlar da oldu. O yüzden de 28 Şubat'ı konuşmak için, tartışmak için, değerlendirmek için en doğru ismin siz olacağınızı düşünerek sizi davet ettik. Neler söylemek istersiniz efendim? Bir sohbete başlayalım isterseniz. Eyvallah. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel bir fırsat verdiniz. Bizleri izleyen tüm seyircilere hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün birkaç köşe yazısı yazdım, birkaç böyle sosyal medya paylaşımı yaptım. Her 28 Şubat sürecinde, yıl dönümünde yüreğim dağlanır. Bir gün önce Erbakan hocamızı rahmetli, o sürecin en büyük mağduru veya bedel ödeyeni. 27 Şubat'ta onu alemlerin Rabbine havale etmişti. Mekanı cennet olsun, değeri tam olarak verilemeyen, öldükten sonra arkasından değer verilmeye çalışılan çok önemli, hem bir bilim insanı, evet, hem ülke için, dünya için önemli bir değerdi yani. Açtığı yol hala Türkiye'de yürümeye devam ediyor. Allah rahmet etsin. 27 Şubat'ta bir gün önce onu kaybetmenin, 28 Şubat'ta da onun 28 Şubat sürecinde yaşadıklarının hüznünü yaşarım. Böyle duygusallık anlamında. Bugün birkaç paylaşımda da aynı şeyi söyledim. Siz o dönemde hatırlarsınız. Ben Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı'ydım. Türkiye'de Refah Partili belediyelerin birçok belediyeyi kazandı. Birçok büyük şehirde yerelde iktidar oldu. Şükrü Karatepe'nin de o dönemde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde yaşanan bütün hadiselere sizler de şahitlik ettiniz. Ben Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı'ydım. Bugün bir radyo programında siz neredeydiniz, ne iş yapıyordunuz o arada diye sordular. Dedim ki tam depremin merkez üstündeydim. Gençlik Kolları Başkanı olarak aslında Refah Partisi'nin kapatılma süreci, ayrıca 28 Şubat'ta yaşanan acıların da kapısının ilk aralandığı hadise Kayseri'de bir vaka üzerinden başlamıştı diye anlatıyorum. Merhumun Kayseri teşriflerinde biliyorsunuz çok önemli açılışlar, törenler yapıldı. Ve ne yazık ki onlar hep güme gitti. Evet. Bu beyaz şehir olsun, otobüslerin devreye girmesi olsun. Çünkü takdimleri ben yaptığım için kıymetli büyüğümüzü, hatta kendisine sormuştum efendim nasıl takdim edilmek istersin ki evladım içinden geldiği gibi diye kulaklar için, yani mekanı cennet olsun. O kadar da mütevazi bir insandı. O dönemde AK Partisi gençliğinin veya AK Partili yönetimin tek tip giyinmesi birinci madde olarak kondu. Orada organizatör müydünüz? Şöyle, ben Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı'ydım. Ben dediler ki sen artık il yönetiminde yer alacaksın. Benden hemen sonra Salih Sağlam abi var. Tanırsınız, bilirsiniz. Tanımaz olur muyuz tabii? Benden bir ay kadar önce görev değişikliğiyle beraber o göreve gelmişti. O gün galiba o heyecanla, o hevesle gençlerimiz böyle derli toplu görünsünler diye aslında hiçbir maksat ve kasıt olmayan bir kıyafetle beraber havaalanında ve bir takım programlarda o gençlerin giydiği kıyafet üzerinden tabiri caizse kıyametler koptu. Sami Bey hatırlarsınız, Yargıtay'ın Refah Partisi'ni kapatmakla ilgili olarak dosyayı hazırladığı dönemde bu konu aslında birinci gündem olarak Refah Partisi Genel Merkezi'ne bir yazıyla başladı. Aynen, süreç. 30 gün içerisinde görevden alın. Görevden teşkilatı alın, aksi takdirde kapatma davası açılacak diye. Daha sonra da bu kıyafetle beraber yaşanan o hadiseler üzerinden gerekçe gösterildi değil mi? Gerekçe gösterilerek netice itibariyle o süreçler yaşandı. Acı süreçler. Ben bir köşe yazısında ve bugün birkaç katıldığım programda da aynı şeyleri söyledim. Sami Bey, şöyle ifade edersem kendimi tam tanımlamış olabilir miyim? Bu şehirde beni tanıyanlar bu sözlerime itibar ederler mi bilmem ama ben vatanıma sevdalı bir insanım. Ben toprağıma, bayrağıma sevdalı bir insanım. Naim Süleymanoğlu ilk halteri kaldırdığında, o şampiyon olduğunda babam da ikimizin nasıl ağladığına, yüreğimin nasıl o anlamda dağlandığına, çarptığına şahitlik eden bir insan olarak kendini tanıyan biriyim. O kapatma davasıyla ilgili olarak o tarihte siyasetin en önündeki insanlarla beraber Refah Partisi İl Başkanlığı'nda kapatma kararını dinlerken herkes orada otururken ben dayanamadım, çıktım. Bugün birkaç yerde de aynı şeyleri anlattım. Teşkilatın etrafında 4-5 tur attım. Ağlaya ağlaya gözyaşları içerisinde ya Rabbi biz bu vatanı, bu toprağı, bu bayrağı bu kadar çok severken bu sonucu hak edecek ne yaptık, nasıl bir kusur işledik de bunlar başımıza geldi diye feryadı figen ağladığımı hatırladım. Teşkilatın çığlıktan girememiştim. Şimdi sohbet havasına geçsin diye araya giriyorum. Eyvallah. Refah Partisi ilk belediye başkanlıkları kazandığı zaman Şükrü Karatepe Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Ben de onun özel kalem müdürüydüm.
Vatandaşlar geliyorlardı. O zaman tabii şimdikiler gibi yani korumayı şudur diyor. Kapılarımız herkese açık. Efendim başkanımız burada yok. Hakikaten yani şehir dışında falan o zaman bile. Evladım diyordu teyzelerimiz, büyüklerimiz. Biz bu parti için çalıştık. En azından bir makamını görelim diye geldik. Biz kendisini görmemiz önemli değil diyorlardı. Kapıyı açıyorduk. Şöyle bakıyorduk. Çok şükür bugünlerde gördük deyip gidiyorlardı. Çok duygusal anlar yaşadık Ferzi Bey. Sami Bey, o bir sevda. Hep böyle kaftanın ardında bir vaha var. Beklentisiz çünkü. Evet, gerçekten evet. Beklentisiz, menfaatsiz. Yani yarın iki gün sonra orayı bırakıp başka partiye gitmeyen, gerçekten evet. Gönülden seven insanlar bunlar. Ben o gün Gençlik Kolları Başkanlığı yaptığım dönemde, o yargılanlar gençler de dahil olmak üzere, teşkilatta beraber olduğumuz 50 kadar genç arkadaşımla, bugün aradan geçen bu 25 yıl sonra hala dostuz, arkadaşız, kardeşiz. Siyasi küçük farklılıklar yaşıyor olabilir bu insanlar ama dava bilinci ve vatan sevgisi anlamında o günden bugüne değişen hiçbir şey yok. Bu başka bir şekle büründü. Siyaseten başka bir şekle evrildi. Ama o vatan sevdası, o gün o insanların o makamı görmek sadece bu bize yeter anlamında. Aynen. Aslında uzun yıllar devlete hiç yaklaştırılmayan, ötekileştirilen, inançlarından dolayı belki kamuda hiçbir zaman rol kendilerine biçilmemiş insanların o bir 80-100 yıllık özleminin bir tezahürüydü o yaşanan hadiseler. Bu, hatırlarsanız o dönem içerisinde mesela Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin mezuniyet töreni vardı. Hemşirecik Üsteokulu birincisi olan kızımızı kürsüye çağırdılar. Baktılar ki türbanlı, hemen rektör oradan bağırdı. İndirin onu oradan diye. Kendi okul arkadaşı geldi, çocuğun saçındaki türbanı almaya kalktı. Ağzını kapattı. Yani. Ne kadar yani o kadar rahatsız olduk ki bu görüntüye hiçbir insanım diyen de dayanamaz, katlanamaz. Evet. Sami Bey, ben o manzaralar her gördükçe böyle içim bir hüzünle kaplar. Şöyledir aslı. Onlar zaten birinci olmuş ama özellikle tembihlemişler buraya çıkmayacaksınız. Evet. Bu kürsüde bu halinizde görünmeyeceksiniz. Çocuklar dayanamamışlar. Ben birinci olduğum halde neden burada hakkım teslim edilmiyor? Ne kadar güzel. Hakkını arıyor o çocuk. O çıkışla beraber o yaşanan hadiselerden sonra okulun o anlamdaki görevlisi, yetkilisi bunlara emrediyorum bir daha asla diploma verilmeyecek. Aynen. Bunların belgeleri verilmeyecek anlamda ihtar. Kesinlikle. Biliyor musunuz? Allah bundan razı olmadı. Neden razı olmadı biliyor musunuz Sami Bey? İnanç özgürlüğü anlamında bu millet 1000 yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış. İnancından dolayı başörtüsüyle beraber kendisini ifade eden insanlara bu yaklaşımdan dolayı Allah razı olmadı. Ne oldu? Bundan 3-5 yıl önce hatırlar mısınız? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin şu anki rektörü bu üç kardeşimizi üniversiteye davet etti. Kapıda çiçekler verdi ve o gün size yapılan muamelelerden dolayı üniversite adına özür diliyorum dedi. Ben o görüntüyü defalarca izledim, defalarca ağladım, defalarca ağladım. Hiçbir zulüm kimsenin yanına kar kalmıyor. Onların hakları ve o anlamda mağduriyetleri teslim edildi, teşkil edildi. Ama devlet milletiyle, inanan milletiyle, inançlarıyla yaşamak isteyen milletiyle rektörümüzün o güzel jesti üzerinden barıştı. Bugün kardeşlik ikliminin olduğu bir toplumda inanan inanmayan, örten örtmeyen, layık işte dindar hiç fark etmeden bir arada yaşama erdemini yeni yeni kazanmış olmanın getirdiği güzelliği görüyoruz artık. Sayın Konaş, İstanbul Üniversitesi'nde girişte çocukların başına kimine peruk taktırdılar, kimine zorla ikna odaları dediler, bilmem ne yaptılar. Yani bir türbanın veya İslamiyet'in hiç kimseye bir zararın olmadığını, düşmanca bir tutum sergilenmeyeceğini geç de olsa gördüler. Şimdi her yer serbest, ne zararı var? Evet. Yani ne, yazık günah değil mi o? Yani o kadar çok aileler mağduriyet yaşadılar ki Fevzi Bey. Benim o dönem mezun olan arkadaşlarımızın hiçbir tanesi hakim savcı olamadı mezuniyetten sonra başörtülü arkadaşlarım. Vay be. Bizden sonra iş çok daha fazla büyük bir baskıya dönüşünce 28 Şubat sürecinden sonra başörtüleriyle okuyamayan kardeşlerimiz psikolojik tedavi gördüler. Birçoğunun o kayan hayatlarına şahitlik ettik. Bir kısmı tabiri caizse hicret ettiler. Yurt dışında okuma fırsatı yakalayabilenler eğitimlerini yurt dışlarında aldılar. Peki ne kazandı toplum, ne kaybetti diye şöyle bir baktığımızda biraz önce ifade ettim ya 1000 yıl İslam'ın bayraklarını yapmış bu milletin çocuklarına bu anlamda inançlarıyla yaşama fırsatı vermeyen, zulmedenler tarihin çöplüğünde tabiri caizse kayboldu, ismi unutuldu gitti. Ama o anlamda izzetli duruşla beraber bu değerleri temsil eden insanlar bugün devletin idaresinde hala yetki ve idareyi kullanıyorlar. Allah ona razı olmamıştı. Dolayısıyla geldiğimiz noktada inşallah bir barış ikliminin yaşandığı bir ülkeye dönüştük. Herkese bugün 28 Şubat'ta şunu söyledim. Çok acılar gördük. Ben karakollarda o tek tip kıyafet giyen kardeşlerimizle ilgili olarak karakollara ifade vermeye gittiğimizde genç yeni bir avukattım Sami Bey. Canlı yaşadık o günleri. Karakolda bazı polis memurları o kadar böyle itici, o kadar bize baskıcı, o kadar
tabiri caizse hain muamelesi yapan tavırlar sergilediler. Onlardan bir tanesiyle o karakolda kavga etmiştim Emniyet Müdürlüğü'nde. Bir gün bu yaptıklarınızdan pişman olacaksınız. Vatanını, toprağını, bayrağını seven bu kadar sevdalı bir genç topluluğa sadece şu yaşanan hadiseden kaynaklı hain muamelesi yapmanızdan Allah razı olmaz. Bir gün demiştim. O karakollarda o çekildiğimiz ifadelerden sonra emniyette o ötekileştirildiğimiz, hain muamelesi gördüğümüz zamanlar geldi geçti. Devir değişti. Ben baro başkanı seçildim. Emniyet müdürlüğünü ziyarete gittiğimde şehrin emniyet müdürü düğmesini ilikleyerek tabiri caizse nezaketinden ve saygısından o gün karakolda boynu çekilen Fevzi Konaç'ı Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanlığı yapmış adamı emniyetin kapısında düğme ilikleyerek karşıladı. İnişte baro başkanlık arabasına Sami Bey bindim. Gözyaşlarımı tutamadım. Ya Rabbim o gün ne muameleye maruz kalmıştık. Bugün sen bize ne lütfettin anlamında. Böyle büyük iniş çıkışlar yaşadığım bir süreçti. Allah bir daha öyle günleri inşallah göstermesin diye dua ediyorum kendi adıma. Bunun için ne yapmak lazım Fevzi Bey? Bir daha bunlar yaşanmaması için. Çünkü gerçekten toplum çok eziyet gördü. Gerçekten alt gelir grubundaki insanlarımız çok ezildiler. Seslerini duyuramayan, dağılan, kopan yani çok fazla aile oldu. Çok. Seslerini duyuramadılar da çoğu da. Bugün Cennet Yiğit İmam Hatip Okulu'nda konuşurken yanımızdaki diğer başka bir okulun müdürü dedi ki biliyor musunuz Sevzi Bey, eşim eğer okuyabilseydi, fırsat verilebilseydi, başörtüsüyle okula girmesine müsaade edilmediği için edilebilseydi 20 yıllık hemşire olacaktı, 25 yıllık. Ama bugün eşim hakkı teslim edildikten sonra 4 yıllık hemşire sadece dedi. Vay be. Hayatımızdan 20 yılı çalanlar bunun bedelini nasıl ödeyecekler dedi. Öyle olaylara şahitlik ettim ki Sami Bey, çok acı, travma diyebileceğim şeyler. Bir gün yeni avukatım o süreç yaşanıyor. Bazılarını bizimle paylaşırsanız. Tabii ki. Evet, ben aynı, evet. Özellikle ders almak anlamında söylüyorum. Tabii ki o anlamda. Bugün her yerde altını şunun çizdim. Biz asla intikam duygusuyla 28 Şubat'ı konuşmuyoruz. Asla rövanş mantığıyla konuşmuyoruz. Asla bu anlamda hesap görmek anlamında artık millet hesabını gördü. Hak sahiplerine hakkını teslim etti. Demokratik bütün yollar üzerinden sizin mazlumluğunuza, mağdurluğunuza şahitlik ettik ve yetkiyi size verdik anlamında. Bugün Türkiye zaten 28 Şubat sürecini halkın eliyle sorulan hesabın neticesini yaşıyor. Aynen. O gün yeni avukatım, bugün bir okulda da onu anlattım. Bir üst hemen arkadaş geldi büromuza. Dedi ki başkanım, o günlerde de başkanlık yapıyorum yine. Başkanım dedi, bir meselem var, bir davam var. Nedir? İsmimi değiştirmek istiyorum dedi üst hemen. Allah Allah. Dedim ki neden isminizi değiştirmek istiyorsunuz? Başkanım dedi, benim ismim Seyit Ahmet falan. Soy ismi. Gittiğim bütün bölüklerde, bütün kışlalarda, bütün görev yaptığım yerlerde 7 ayrı görev yeri değiştirdim. Gittiğim her yerde önce komutan, bir üst komutan beni çağırıyor, gel bakalım bu Seyit ismi nereden geliyor. Bilirsiniz bu toplumda Seyit ismi genelde Hazreti Peygamber soyundan geldiğine söylenir. Kullandığı bir sıfat veya isim çok olarak önemli değerlendirilir. De bir unvandır, evet. Bizim için şereftir tabii o isim. Ki, tabii ama ki. Bu kardeşimiz Üsteğmen olarak gittiği bütün kışlalarda aşağı yukarı komutanları tarafından sadece bu isim üzerinden hesaba çekilmiş, aşağılanmış, ötekileştirilmiş, en zor görevler, en zor nöbetler, en pis işler bu arkadaşa verilmiş. Artık yaptığı görevler sırasında burasına geldikten sonra şu Seyit kısmından beni kurtar. Artık bu zulümden bıktım anlamda. 28 Şubat sürecinde sembolik bir örnek olarak söylüyorum. Arkadaş dava açtık. Seyit ismini başından kaldırdık. 28 Şubat sürecinde her kışlada o ödediği bedeli artık ödemesin anlamda kendimize bir tedbir aldık. Ama son mahkeme kararını eline uzattığımda arkadaşın hüngür hüngür ağladığına şahitlik etmiş biriyim. Sami Bey bunu hak edecek ne oldu peki yani? Ne oldu? Seyidi kaldırdık, tehlike bitti mi? Ruhundan imanını alabildiniz mi? Zihninden davasını, derdini, İslami taleplerini, inançlarını çalabildiniz mi? Kaldırabildiniz mi? Yok edebildiniz mi? Ne başörtülere yapılanlar üzerinden, insanların gönlünden imanını çalabildiler. Ne bu açıdan, buna benzer olaylar üzerinden çalamadılar. Ne oldu? Sadece kendi iktidarları yıkıldı. Yani, yerine mağdur ve mazlumlar oturdu, geldi, iktidarı aynen, aldı. Aynen. Seyit kardeşimizin ismini değiştirdi. Üsteğmenlik rütbesinde yani ordumuz daha mı güçlü hale geldi? PKK ile mücadeleyi mi bitirdi? O kadar binlerce verilen şehitin cenazenin bedelini kim ödeyecek? Kim hesabını verecek? Sanırım. Onlara bakmadılar. Sanki sadece din düşmanlığıyla işi götüreceklerini zannettiler. Katı laiklik anlayışı işte 1920'lerde Türkiye Cumhuriyeti bir tercihte bulundu. Biz batılılaşacağız dedi. İslami değerlerle artık eşsiz kadar emal olmayacağız. Bu bir tercihti o dönemde. Bilemem. Hatalarla ilgili ben zaten sürekli anlatıyorum ve konuşuyorum. Bu 1930'larda laiklik ilkesi girince laikliği biz dünya ve din işlerini ayırmaktan daha çok dine baskı aracı olarak kullandık.
Dolayısıyla kim bu laiklik ilkesiyle ilgili olarak bu baskıya direnmişse siyasilerden, işte Menderes'in İpek İdeş sürecini hatırlasın toplum. Oraya o hangi süreçler Menderes'i götürdü? Bu toplumun inancıyla, geçmişiyle bu toplumu barıştırmak isteyen Menderes orada ipte, dar ağacında can vererek bedelini ödedi. Çocukluk zamanlarımızdan hatırlayalım. Bütün 10 Kasım'larda olsun, Türk filmlerinde olsun hain, sahtekar, imam figürlerinden geçiniyor. İşkicen, ırza bakan, bilmem ne yapan. Ama gelin Amerikan filmlerine bakın. Hep saygın din adamları, kiliseler, evet, bilmem neler. Oralardan yani beynimizi oralardan yerleştirdiler bunları. Orduyu da tahmin ediyorum bu laiklik anlayışının koruyucusu olarak, bir müesses olarak inşa ettiler. Dindarları tabi caizse çok fazla içerisine almak istemediler. Ordu İslamsız bir Türkiye'nin teminatı ve koruyucusu olarak algılatıldı. Öyle yetiştirildi askerler. Dolayısıyla bu baskı süreçlerinde ne zaman kendilerine ihtiyaç duyulsa bu baskıyı uyguladılar. İşte Menderes'i ipe götüren mesele süreç. Ezanın işte yeniden orijinal haline dönüştürülmesi, imam hatiplerin açılması, Kur'an kurslarının önündeki engellerin kaldırılması, milletin bir nefes alması, hanedan mensuplarından kadınların yeniden Türkiye topraklarına kabul edilmesi gibi. Yani Menderes'in işlev olarak, o dönem misyon olarak gördüğü bu hizmetler üzerinden ödediği bedel ipe gitmek oldu. Yani ben hep şöyle söylüyorum, 70-80 yıllık o 28 Şubat sürecine kadar yaşanan hadiselerde toplumla, milletiyle inancını, milletiyle geçmişini barıştırmak isteyen bütün siyasiler bedel ödedi. Bu Menderes'le başladı. Özal'ın bugün hala nasıl öldüğünü tam olarak bilmiyoruz Sami Bey. Karambol, zehirlendi evet mi? Aynen. Neye? O Türkiye Cumhuriyeti tarihinde alnı secdeli, hacca gitmiş, bu milletin değerleriyle örtüşen barışık bir cumhurbaşkanıydı. Onun bedelini çok ağır ödedi. Zehirlendiğiyle ilgili rivayet güçlü. Evet. Türkiye Cumhuriyetlerle bir bağ kurmak istedi. Bütün Türk toplumu birleştirmek anlamında. Tek çatı altında olabilir mi diye düşündüm. Mesut Yazıcıoğlu işte helikopterle şehit edildi mi, suikast midir bilinemiyor. Erbakan'ın hocanın başına gelenler nedir? Ben diyorum ki işte bu 80 yıllık süreçte milleti, İnancı ve diniyle barıştırmak isteyen her siyasinin ödediği bedeli Erbakan Hoca 28 Şubat'ta başka bir versiyon olarak ödedi. Toplum böyleydi. Ben özellikle şunun altını çizmek isterim. Çok güzel bir konuyu dillendirdiniz biraz önce. Askerin bu tavrı. Ben Şehit Gazi Şubesi'nde 95'te asteğmen olarak görev yaptım Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda. 28 Şubat'ın ayak seslerini orada duyuyordum, hissediyordum. Bir yere gidiyordu. Belediyelerden sonra genelde iktidar olma ihtimali olan Erbakan Hoca'ya karşı müthiş olumsuz bir propaganda vardı. Belediyelerin başına gelen hadiseleri biliyorum. Kaç müfettişle yüz yüze kaldınız, ne kadar hesaba çekildiniz, bir asfalt atabilmek için bütün malzemesinin size niye verilmediği, Refah Partili belediyeler hizmet etmesin diye önünüze konulan engelleri biliyorum. Ama bu anlamda tam da 95'te iktidarımızdan kısa bir süre önce ben Asleyman olarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaydım. Canımı yakan bir hadisedir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Şehit Gazi Şubesi Nizamiye'ye 50 metre uzaklıkta bizim bulunduğumuz bölüm, eski bir taş bina. Nizamiye'ye gelen şehit anne ve babaları eğer başörtülüyse, eğer sakallıysa, yani görüntülerinden dindar insanlar olduğu belliyse Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nizamiyesinden geçip bizim bulunduğumuz bölüm 50 metre ilerideki Şehit Gazi Şubesi'nin dairesine alınmıyorlar. Evlatları şehit olmuş, gönülleri yanıyor, yürekleri kanıyor. Şehit ailesi olmanın hüznü ve şerefini taşıyan bu insanlara biz 50 metre içerideki Şehit Gazi Şubesi'ne girip de orada bu onuru yaşamalarına müsaade etmedik. Belgeleri götürdük, nizamiyede imzalattık. Askeri şeyin içerisinde, garnizonun içerisine almadık onları. Şimdi şunu söyleyeyim, şehit olmalarına dair o yaşadıkları şerefi adamlara hissettirmedik. Anneyi babayı onur içeriye almadık. Yani. Benzeri bir şey biz şöyle yaşadık. Ordu evinde şehit ailelerinin ödül töreni var, madalya töreni var dedi diye söylediler. Şükrü Karatepe ile beraber gideceğiz. 11 kişi madalya verilecek. Şükrü Bey dedi ki ya bir madalya tamam şeref belgesidir de onlara maddi bir katkı sağlamaz. Biz de altın takalım dedi. Gittim 11 tane altın aldım getirdik beraber gittik orada. Ordu evinde altınlar takıldı. Çıkıyoruz artık. Oradaki bir rütbeliye dedim ki, efendim bir şey sorabilir miyim dedim, buyurun dedi. Şu giden hanımefendi dedim, ya çantamı unuttum diye geri gelmek istese içeri almışsınız dedim. Kesinlikle o iş bitti dedi yani böyle bir yaklaşım. Ele ne geçti peki Fevzi Bey, ellerimize ne geçti? Yani o insanlar onur etmedik, zaten yüreği yanık insanlar. Evlatlarını kaybetmişler, onlar gibi tuzu kuru değil ki. Şehit olmayı layık gördüğümüz insanların anne babalarına şehit ailesi hürmetini göstermek için ne yazık ki
garnizonlara, kışlalara, askeri mekanlara sokmamakla beraber bir taraftan o hüznü yaşatmayı layık gördüğümüz birinde insanlara... Birinde sakalım var diye sokmadılar, birine başörtün diye sokmadılar. Kayseri Ordu Evi'nde kaç düğünde kapıdan döndüğümüzü ailecek biliyor musunuz doğru, Sami Bey? Doğru. Kaç düğünden sadece Ordu Evi'nde birine evet sakallıyız, başörtülü eşiniz var diye ben kaç düğünde... akrabalarımızın düğününe katılamayan büyüklerimizi biliyorum. Kendimizin yaşadığı vakaları biliyorum. Ne acı bir şey. Dolayısıyla ya, böyle bir toplumsal çatışmanın, bu milletin inanç ve değerleriyle çatışmanın sonucu ne oldu? Bakın bir daha söylüyorum. Allah bundan razı olmadı. Onların iktidarlarını aldı ellerinden. O mazlum ve mağdur insanların eline teslim etti. Herkesin hesabı var ama Allah-u Teala'nın hesabı da böyle. Aynen. Hakim evet. Savcılık imtihanına girmiştim. Yine 28 Şubat'tan kısa bir süre önce. Yazılı imtihanı kazandım, mülakata gittim. İçeride 30 saniye kadar kaldım, çıkardılar. O zaman Milli Gençlik Vakfı öğrencisiydim. Araştırmışlar, soruşturmuşlar, güvenlik soruşturması almadılar. Çok üzüldüm. Babam dedi ki üzülme, rızkın Kayseri'deymiş. Bu şehirde ikamet edeceksin. Diğer diğer gezmeyeceksin. Bak iyi yönünden bak. Olsun, devlete küsülmez, kırılınmaz anlamında. O dönem sol iktidar bizi hakim savcı yapmadı. Böyle bir dönem sonra baro başkanı iken Adalet Bakanlığı buradaki stajyerleri baro başkanlıkları da iyi tanır diye bu arkadaşları tanımlayın diye bize referans noktasında talepte bulundular. Hmm. İçlerinde terör örgütleriyle iltisaklı bizim bulamadığımız bilemediğimiz bir şey var mı? Uyuşturucu bağımlısı olan olabilir ki adalet anlamında bu mekanizmaya hizmet edemeyecek eksiği kusuru olanlar olabilir anlamında. O kağıtlar elime geldiğinde devletimizin bir baro başkanı olarak benden bu anlamda bilgi sahibi olmak istediğiyle o kağıtlar geldiğinde baro başkanlık odasını kilitleyip içeride ağladığımı hiç unutamam. Bakar mısınız bir taraftan ya? Devletin Adalet Bakanlığı'na yanaştırılmayan Fevzi'den aradan 20-25 yıl sonra devletin itibar ettiği, referans olun dediği bir Fevzi'ye değişim ve dönüşüm anlamında yaşamak. İşte rahmetli Erbakan hocamızın o buram buram terlemeleri, Şükrü Karatepe'lerin, bilmem şunların bunların dirayetle o süreçlere direnmeleri, o anlamda inançlarından taviz vermemeleri, geri adım atmamaları, dik durmaları, işte bu milletin sonunda devletin bütün anahtarlarını bu insanlara vermelerine sebep oldu. O dönem içerisinde Fevzi Bey garnizon komutanlığında bir akşam ailelerle yapılan sohbet esnasında garnizon komutanı diyor ki Mehmet Öseseki'ye ya diyor ben bu ezandan bir şey anlamıyorum diyor ya şu ezan Türkçe okunsun böyle ezan mı olur Arapçadan ben hiçbir şey haz etmiyorum filan diyor. Tabi herkes Haseki'ye dönüyor ne diye cevap verecek diye. Mehmet Öseseki de diyor ki efendim ben buraya özel hat çektireyim. Sizin evinizin hoparlör çektireyim. Ezanı da Türkçe okutturayım namaz kılacak mısınız diyor. Yani sırf laf olsun torba dolsun diye konu yani böyle bir istek ben, olabilir. Ben bir şey daha söyleyelim. Burada Sayın Bakanımızı, Sesek Bakanımızı da anmış olalım. Anmış olalım. Ben yedek subay olarak askere gelen bir arkadaşımızın gittiği yerde inançlı da bir arkadaşımız. Namaz kılmak istediğini, komutanlarına mescid olup olmadığını, bir üst komutanına sorduğunu, birçok arkadaş bunu yaşamış birçok yerde. İyileri tenzih ediyorum askerimizin içindeki. Bu çatışmada taraf olmayan iyilerini tenzih ediyorum. Ama bu düşmanlığı, bu katı layık anlayışı inanca ve İslam'a düşmanlık olarak algılayanları tarih sahnesinde zaten deşifre etti Allah. Hepsinin itibarını aldı, kimilerinin rütbesini bile aldı. Orada bir komutan demiş ki bu kışlaya Allah giremez. Oo. Arkadaş diyor ki o gün itibariyle askerlik bitti benim için. Ben ne için geldim? Peygamber ocağında vatanımı, değerler, bayrağımı, hayalim, inancımı, değerlerimi savunmak için orayı peygamber ocağı olarak görüyordum. O komutana sorduğum mescitten sonra bu kışlaya Allah giremez haberin yok mu senin dedikten sonra askerliğim ve askerliğe olan saygım o gün bitti demişti. Böyle travmalar ve acılar var. Bakın başbakan Recep Tayyip Erdoğan eşiyle beraber Gata'da Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi'nde bir hasta ziyaretinde eşi içeri alınmadı. Alınmadı. Başbakanken. Ne kadar acı bakar mısınız? Bunu nasıl izah edebiliriz 28 peki? 28 Şubat'ı Emine işte, Hanım içeri girse ne olacak girmesen Allah aşkına bakar mısınız ya? Aynen. 28 Şubat'ları anlatırken çocuklara masal gibi geliyor. Gençler affedersiniz, bunları bilmiyorlar. Burada rahmetli Erbakan hocamın da uğradığı çok büyük bir hakaret var biliyorsunuz. Daha sonra Kayseri Jandarma Bölge Komutanı'na tayin edilen bir paşanın ağız alınmayacak hakaret ve küfürlerinin Cumhurbaşkanı tarafından bile yutuluyor olması ne kadar acıydı düşünebiliyor musunuz? Düşmanlığı göstermek açısından bu kadar ne acı oldu? Bir şey olamaz yani. Ne oldu ele ne geçti peki ya? Tabii ki. Osman ne paşa? Osman Özbek. Özbek paşa. Ben o söylediği ifadeler, kullandığı tabirler Cumhurbaşkanı'na bu konu iletildiğinde demokratik tepkisini veya eleştiri hakkını kullanmış diyen Süleyman Demirel'in ahirette nasıl hesap vereceğini bilmiyorum. Ya. Nasıl verdiğini de bilmiyorum. Ama bakın bir şey söyleyeyim Sami Bey.
28 Şubat sürecinde mahzun, mazlum, mağdur olanların hepsini Allah şereflendirdi. Bugün Erbakan hocamız hayırla bu ülkeye yaptığı hizmetleriyle, yetiştirdiği kadrolarla beraber hayırla anılırken öbürlerinin ismi unutuldu, rütbeleri gitti, şerefleri gitti, onurları gitti. O gün Osman Özbek gibi adamların o küfürlerinden hoca şereflendi sadece. Hiçbir zarar vermedi. Ama o konjektürde onun yanında saf tutanların bugün bizlerin yüzüne ve gözüne bakacak halleri yok. Evet. Çünkü o adam, otur adamlar ölseydi üzülmesi lazımdı değil mi? Yani evet. Hocamız ölseydi. Evet. Dolayısıyla ben her 28 Şubat'ta şunu özellikle gönül telim titreyerek söylerim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 70-80 yıllık süreç içerisinde milletiyle İslam'ın barıştırılması anlamında atılan adımlara engel olarak, geçmişini inkar ederek, yok sayarak, bin yıl İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin tamamen bağlarını geçmişiyle kopararak bir yere gideceğini zannetti ama olmadı. Bakın, dünyanın her coğrafyasından o bin yıllık geçmişi, 600 yıllık Osmanlı'yı bilenler hala umut olarak Türkiye'ye dönüp bakıyorlar. Bu bağı sağlayan şey yeryüzündeki bütün Müslümanlarla olan gönül bağdır Türkiye Cumhuriyeti'nin. Bunu reddettiği günlerde Türkiye'nin esamesi yoktu. Bugün Türkiye yeryüzünde Afrika'sından Kafkaslarına, Doğu Türkistan'ından Avrupa'nın ortalarına, inanın Uzak Doğu'daki ülkelerinden, Haiti'sinden, Küba'sından hala yeryüzündeki bütün Müslümanları toparlayacak güç olarak görülüyor. Öyle hikayelerimiz var ki ben konferanslar noktasında, seminerler noktasında gezmeye başladım yeni yeni. Yeryüzündeki bütün mazlumların, insanların umudu Türkiye diye. Geçen hafta da Hatay'daydınız. Hatay'da İHA'nın bir genel kurulu öyle vardı. Bir şey oldu orada, evet. Ben zaten 28 Şubat'ı bildirdikten sonra sizin ve başkanlığını yaptığınız Yanuma Derneği ile ilgili olarak da bir iki konuşmak, sohbet etmek isterim. O konuya da girelim, vaktimiz müsaitse. Eyvallah. Dolayısıyla ben şunu söylüyorum, biz geçmişimizi inkar ettik ama geçmişimiz peşimizi bırakmadı. Libya'da bugün neden varız ve Libyalı bize nasıl bakıyor? İşte Mısırlı bize nasıl bakıyor? İdarecileri bir kenara bıraktım, satın alınmış zihinleri bir kenara bıraktım. Ama yeryüzünün birçok coğrafyasında, Osmanlı'nın ayak attığı her yerde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti onun mirasçısı olarak görülüyor. Yeniden ne zaman gelip bizi toparlayacaksınız mantığıyla bakılıyor. Çok güzel bir hikaye, Haiti'den bir mektup almış Mehmet Görmez hocamız. Haiti'den gelen mektupta orada bir caminin imamlığını ve bir derneğin başkanlığını yapan bir Hanif isminde bir imamın mektubu. Diyor ki biz Afrika'dan yüzyıllar önce köleleştirilerek bu coğrafyaya getirilen, dedeleri köle olan kişilerin torunlarıyız. Aklımız erdiğinden beri babalarımız ve dedelerimiz o köle büyüklerimizden hep şu hikayeyle yetişmiş ve büyümüşler. Bu hikayeleri dinleyerek bugünlere biz geldik. Bir gün payitaht İstanbul'dan, Osmanlı'dan gelecekler ve sizi yeniden kurtaracaklar anlamında. Benden önceki dedelerim, babalarım, büyük dedelerimiz hep bu hikayeyle büyüdüler, yetiştiler. Umut el değiştiriyor. Aradan geçen bu yüzlerce yıllık süreden sonra görüyoruz ki siz hala gelmediniz. Vay be. Bu mektup size son ihtar ve uyarıdır. Bizim dedelerimizin hikayelerinde bizi kurtaracak insanlar olarak o coğrafyadan kalkıp buralara gelmez, bizim elimizden tutmazsanız ahirette sizi Allah'a şikayet edeceğiz diyen bir mektubu aldığım gün diyor Mehmet Görmez Hoca. Çökmüş kalmış. Biz mirası yok saysak da o miras bizi bırakmadı, anladım. Şu an itibariyle Haiti'de 11 tane camimiz var, okullarımız var. O mektubu yazan kişi Türkiye'de yeryüzündeki bütün Müslümanların kardeşliğiyle ilgili bir iklim oluşturmak isteyen Türkiye'deki bir toplantıya katılmış, teşekkür etmiş. Bu anlamda Türkiye sevdası Haiti'den Afrika'nın en güneyine, Kafkaslardan Avrupa'ya kadar şu an itibariyle canlı ve diri. Bunu yok saymakla, bunu ötekileştirmekle, bunu unutturmakla bu millete iyilik etmedi süreçler. Menderes bunu barıştırmak istedi toplumda, bu duyguları barıştırmak istedi, bedel ödedi. Özal suikaste ve zehirlenmeye tabi tutuldu. Muhsin Yazıcıoğlu'nun nasıl öldüğü hala belli değil. Erbakan tabiri caizse 11 ayda destanlar yazmasına rağmen bu görüntüyü arz ettiği için tabiri caizse siyasetten yok edildi, iktidardan indirildi. Yalan yanlış ithamlarla daha sonra bunların tamamının yalan olduğu anlaşılmasına rağmen itibar suikastıyla beraber tabiri caizse bedeller ödetildi. Ama görünürde bu sebepler dışında hoca bir daha güzel bir şey yapmıştı. Bir havuz sistemiyle ekonomiyi 11 ayda düzeltmiş. D8 ile yeryüzündeki bütün İslam ülkelerini bir çatı altında Birleşmiş Milletler'de Müslümanların da temsil edilebilmesinin yolunu açacak bir girişimde bulunmuştu. Dediler ki bunu sen yaptın öyle mi? Dünya efendilerine kafa tuttun öyle mi? Senin ülkende seni öyle bir
hale getireceğiz ki, iktidardan indireceğiz ki, yıllar yılı insanlar aslında asıl oyunu görmeyecekler. Abdülhamit Han'ın başına ne gelmişse Erbakan Hoca'nın da benzeşen anlamda şeyler başına geldi. Erbakan Hoca bugün şan ve şerefle tarihte hayırlı anılıyor ama ona bu zulmü yapanların hepsi sağ ve unutuldu gitti. Daha da öyle olacak işte inşallah. İşte vatandaşın yaptıramadıklarını, vatandaşın bağrına bastığı bir dünya liderini ordu aracılığıyla bu hallere düşürmeye çalıştılar ama sonuçlar dediğiniz gibi şey oldu. 28 Şubat'la ilgili vereceğiniz notlar eğer daha çok şey konuşulur ama saatlerce anlatabilirim. Saatlerce de anlaşılabilir ama biraz da Cihan Numa Derneği ile ilgili olarak bilgi de verebilir misiniz? Bu dernek nedir? Nasıl kuruldu? Amaç nedir? Siz başkanlığını yaptınız. Bu dernekte neler yapıyorsunuz? Ben tabii 28 Şubat vesilesiyle hocamızı rahmetle andığımız, o süreçlerle ilgili olarak yaşadığımız hadiselerden dolayı hüzünlendiğimiz bu manzaralardan bir ders çıkarmak anlamında söylüyorum. FETÖ'nün Türkiye'ye tuzak kırdığı o 2013 yılındaki hadiseden sonra özellikle Erbakan Hoca'nın tedrisatından geçmiş, Milli Gençlik Vakfı'nda yetişmiş, onun dizinin dibinde Türkiye sevdasını, millet sevdasını, yerindeki bütün Müslümanların birlik ve kardeşlik anlamında İslam birliği sevdasını hocadan dinlemiş, öğrenmiş insanlar bu FETÖ ülkeye tuzak kurarken biz neredeyiz anlamında bir sorunun cevabını bulmak için bir araya gelmişler. Bugün Türkiye'de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu camianın yetiştirdiği değerler, bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar, rektörler, işte dekanlar, profesörler, akademisyenler, nitelikli bir kadro 50 yıl içerisinde hocamızın bu açtığı yol üzerinden yetişmiş. Biz neredeyiz, neden bu kadar dağınığız anlamında sorulan bir soruya 2013 yılında cevap olsun diye Cihan Numa Derneği kurulmuş. Cihan Numa Derneği işte milli görüşçü, hocamızın ve Cumhurbaşkanımızın bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı yol haritasında beraber yürüdüğü insanların bir araya geldiği bir dernek olarak Türkiye'nin şu anda 81 ilinde yaklaşık olarak 70 tane de devlette temsilcisi olan bu anlamda bu aşkı, bu vatan sevgisini, yeryüzündeki bütün Müslümanların kardeşliğini tesis etmek anlamındaki hayali gerçekleştirmek üzere bir araya gelmiş insanlar topluluğu. Bana ara ara soruyorlar Cihan Numa nedir? İşte vatan sevgisini, imani değerlerini, yeryüzündeki bütün Müslümanların kardeşliğini hayal eden, bunun karşılığını sadece Allah'tan bekleyen kardeşler topluluğu olarak diye tanımlıyorum. Ne kadar güzel. Biz de burada bu tanım üzerinden Kayseri'de işte o geçmişte bu çorbadan içen arkadaşlarla bir aradayız. Eğitim çalışmaları yapıyoruz, gençlik çalışmaları yapıyoruz. Hayatın dünyadan ibaret olmadığını, uhrevi şeylerin, değerlerin olduğunu gençlere anlatmaya, bu davayı, bu derdi, Anadolu'nun asıl misyonunu, eğer bunu yüklenirlerse gelecekte yeryüzündeki bütün mazlumların, mağdurların umudu olabilecek bir ülkenin inşasında görev alabileceklerini ifade ettiğimiz çalışmalarla beraber aslında Erbakan Hoca'dan aldığımız mirası, bugün Cumhurbaşkanımız üzerinden yürütülen değerli güzel şeyleri gençlere miras olarak bırakabilmek anlamında dernek çatısı altında çalışmalar yapıyoruz. Özellikle çocuklara diyoruz ki manevi kanat, maddi kanat, bir taraftan diploma, akademik kariyer, bir taraftan manevi kanat, Allah'a yakın olmak, iyi bir kul olmak, haram ve helal kaygısı olan insanlar olmak, vatanını, toprağını, bayrağını çok sevmek anlamında siz bu topraklarda gelecekte inşallah yerindeki bütün mazlumların umudu olan yeniden büyük Türkiye'yi inşa edeceksiniz. Yeni bir dünyayı siz kuracaksınız. Birleşmiş Milletler'deki o 5 daimi temsilcinin yanına 6.sı olarak siz girip İnşallah. Yeryüzündeki bütün Müslümanların temsil edildiği bir Birleşmiş Milletler'i inşa edeceksiniz diye söylüyorum. Geçenlerde bir sohbette gençliğe dair umudunuz nedir diye sorduklarında bir ağabeyimizin çok güzel bir tanımlamasıyla şunu ifade etmem lazım. Fevzi Bey dedi bir gençlik çalıştayında ve sohbetinde, biliyor musunuz İHA ve SİHA'ları üretilen mühendislerin bulunduğu grubun yaş ortalaması bugün Türkiye'de 21 dedi. Allahu Ekber dedim tabiri caizse. Bakın gençlik eğer fırsat verilirse, imkan verilirse, ruh üflenirse, önüne bir takım şeyler, hedefler konulursa Allah'ın izniyle bir taraftan İHA SİHA'ları yapacak, bir taraftan yerli aracı yapacak, bir taraftan uzay çalışacak ama öbür taraftan da yeryüzündeki bütün mazlumların derdini dert bilen bir kalbe ve gönle sahip olacak. Bu galiba Cihan Numa'nın misyonlarından bir tanesi. Hocamız bunu söylediğinde öyle bir gururlandım ki Allah'ın izniyle liselerde, üniversitelerde bu çalışmaları yaparken
Geleceği siz inşa edeceksiniz. Nitelikli, donanımlı, şuurlu, diri, ayakta. Hadi bakalım, biz hocamızdan böyle bir mirası biz almıştık. Şimdi size devir vaktidir diye Cihan Bey, üzerinden çalışma siz yapıyoruz. Siz daha iyi biliyorsunuz da, biliyorsunuz Necmettin Erbakan hocamız Türkiye'ye teşrif etmeden önce Almanya'da çok önemli bir şirketin başında çok iyi bir mühendis, çok iyi bir bilim insanıydı. Ve orada Almanlar Türkiye'ye gelirken çok ısrar etmişler. Sen siyasete filan girme, gel burada dur, sen dünya çapında bir bilim insanı olacaksın diye. Buraya getirip o pancar motoru filan kurulacağı aşamada da önce gülmüşlerdi ama bak netice nereye geldi. O yüzden de şimdiki nesil bu misyona uygun olarak yetişmesi lazım. Bu konuda neler yapıyorsunuz? Yani ne tip eğitim çalışması mı yapıyorsunuz? Eyvallah. Neler yapıyorsunuz bu konuda? Bu konuyla ilgili olarak özellikle Nurettin Topçu'nun Marif Davası diye bir kitabı var. Orada 70'li yıllarda şöyle bir teşhiste bulunmuş. Bakın 70'li yıllarda yazılmış bir eser. Bugün Türkiye'deki okulları ideal ve hedefi olmayan gençlik işgal etmiş durumda diyor. O günkü tespiti bu. Bir daha alalım onu, ne dedi? 70'li yıllarda yazdığı bu kitapta diyor ki bugün Türkiye'nin okullarını ideali ve gelecek tasavvuru olmayan bir gençlik işgal etmiş durumda. Çok acıdır, 50 yıl önceki bir teşhis bu. Bugün biz eğitim sistemi içerisinde öyle diploma endeksli bir nesil yetiştirmek anlamında bir eğitimde kalitesiz bir noktaya düşmüşüz ki. Kesinlikle. Biz çocukların bunun içinden sıyrılıp, bakın bir tarafta çift kanatlı insan diye tabir ediyoruz ya, bir taraftan maddi kanat yani diploma, ama bir taraftan manevi kanat çocuklar. İkisini dengeli tuttuğunuz takdirde kuş olarak uçabilirsiniz. Aksi takdirde tek kanatlı kuşun asla uçamayacağı gibi maneviyatı eksik, bu anlamda diploması olan, diploması olan maneviyatı olmayan bir nesil olarak bu ülkeye de, yeryüzündeki bütün mazlumlara da yapabileceğiniz bir şey yok. Bu ikisi beraber ve birlikte yürümeli anlamında. Ama burada çok affedersiniz, araya giriyorum. Bunları hedeflerken de tabii adım başı her yere İmam Hatip Okulu açmakla bu işin olmayacağını da algılamamız gerekir. Çünkü bu ülkenin inançlı imanlı doktorlara, inançlı imanlı mühendislere, yani başka bilim insanlarına ihtiyacı var. Sadece evet, imam yetiştirmekle biz bu davaya veya sizin düşündüğünüze hizmet etmiş olmuyoruz yani. İmam Hatiplerle ilgili olarak benim dönemimin İmam Hatipleri üzerinden bir örnekle söyleyeyim bugün. Bizim dönemimizde birkaç İmam Hatip üzerinden Kayseri'de kat sayı zulmünün olmadığı dönemde, evet, benim birçok arkadaşımın İmam Hatip'ten mezun olduktan sonra bugün akademik kariyer noktasında profesör, işte makine mühendisi olarak, inşaat mühendisi olarak, akademisyen olarak, doktor olarak birçok görevi İmam Hatip mezuniyetinden sonra bu teknik bilimler üzerinden aldıkları eğitimler üzerinden bugün devam eden arkadaşlarım var. Çok güzel. Dolayısıyla İmam Hatip şu demek değil, İmam Hatip'le ilgili olarak manevi iklimi alsın, imam olsun, ilahiyata gitsin, bundan başka bir becerisi ve talebi olmasın. Hayır. İmam Hatip'in tek farkı normal eğitim noktasında manevi dengeleri ve dinamikleri daha yüksek, ama bunun haricinde o sihaları yapan mühendisler olsun, tabii, uzay çalışmaları yapan mühendisler olsun, kariyer yapan doktorlar olsun içlerinde, ki bu fırsat geçmişte verildiğinde bu insanlar yetişti. Bugün aynı şeyin yapılması lazım. İçi ve niteliği olmayan her binayı İmam Hatip yapmanın bir faydasının olmadığını bugün görüyoruz. Orada okuyorlar ama okudukları okulun bu anlamda ruhunu anlamak anlamında galiba 28 Şubat sürecinin acılarını hala bu gençlik üzerinden yaşıyoruz. Dolayısıyla etiket değil, içi dolu bir nesil yetiştirmek anlamında Cihan Yuma kendini sorumlu hissediyor. Erbakan Hoca'nın o ruhundaki vatan aşkı, yerindeki mazlumlara hizmet dertlenmesi, teknik olarak bakın vefatından çok kısa bir süre önce tekerlekli sandalyede Bayraktar fabrikasında İHA ve SİHA'ların yapılışıyla ilgili kendisine sunulan bir briefingde vefatından kısa bir süre önce gördüğümüz bir Erbakan var. Bir taraftan inançlı, imanlı, İslam'a sevdalı bir Erbakan, bir tarafta ülkesinin geleceğini pozitif ilimler üzerinden yerli ve milli savunma sanayini inşa etmek isteyen, ölümünden kısa bir süre önce camide değil, SİHA fabrikasında tekerlekli sandalyede bir Erbakan görüyoruz. Onu doğru anlatırsak, doğru bu milletin yüzyıllar boyuncaki geleneğindeki bu iki dengeyi doğru çocuklara aktarırsak geleceğimizden emin olacağız diye düşünüyorum. Aslında 28 Şubat bu anlamda yeniden diriliş, yeniden ders almak anlamında her 28 Şubat bize bir fırsat versin diye dua ediyorum. Cehennem'e biraz da bunu tetiklemeye gayret ediyor toplumda ve gençlik arasında. 28 Şubatlar unutulmamalı. Orada yaşananlar unutulmamalı. Doğru anlatılmalı, izah edilmeli. Ve işte hep hikaye yönü değil de gerçekten yaşanmış bu acılar doğru anlatılmalı. Bu manada da gençlere sahip çıkma noktasında gerçekten tebrik ederim. Biraz evvelki söylediğiniz iki kanatlı verdiğiniz örnek çok çok güzel. Bundan güzel anlatılamaz. Bir tarafta derslerinize, çalışmalarınıza başarılı olacaksınız. Başarı şart. Bir tarafta da imanınızı kuvvetlendireceksiniz. İşte aranan
İnsan da aranan bu. Aynen. Allah'ımız da sanırım böyle bir kul arzu ediyordur ki bizim için bize böyle bir şey, öğütler veriyor. Biraz önce girişte sizinle sohbet ederken alternatif tıpla ilgili bir konuşma yaptık. Evet. Bir cümle sarf ettim hatırlarsınız. Endülüs'te tıbbi anlamda o kadar İslam dünyası büyük projeler geliştirmiş, o kadar büyük keşifler yapmış. Endülüs'teki El Zehravi denen bir adam yaklaşık olarak bugün cerrahide tıpta kullanılan 200 küsür tane aletin isim babası. Vay vay. Ve keşfini yapmış. Keşfini yapmış. Dolayısıyla İslam dünyası 8. yüzyıl 16. yüzyıl arasında keşifleriyle, bilimsel çalışmalarıyla, astronomi üzerinden yaptığı çalışmalarla yeryüzündeki bütün insanlığa büyük hizmetler vermiş. Osmanlı'nın içerisinde de buna dair olabildiğince büyük bilim adamları var. Biz bütün bunları yok saymışız, görmemişiz. Tıbbı sadece Hipokrat'tan ibaret görmüşüz, zannetmişiz. Aynen. Ama Batılı almış senin ürettiğin İslam dünyasındaki bilimi, üzerine kendi etiketini basarak sana hazırlamış, sen kendi hikmetin ve hazinenin üzerinde oturduğun medeniyetinin izlerine basmak, anlamak, öğrenmek anlamında hiçbir şey yapmamışsın. Biz kendi geçmişimizi kötüleyerek, kendi geçmişimizi yok sayarak, onları lanetleyerek, opera bale seyrederek medeni veya Avrupalı olduğumuzu zanneden bir hale getirildik ne yazık ki. Aynen. Tablo koparıldık bu. Yani. Eyvallah. Efendim çok çok teşekkür ederiz. İlave edeceğiniz bir şey ben var mı? Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsat verdiniz. Özellikle şunun altını çizerek sözlerimi bitirmek isterim. Biraz önce sohbetin başında da ifade etmiştim. Biz 28 Şubat günlerinde rövanş mantığıyla hareket etmediğimizi ifade ettim. İntikamla hareket etmeyeceğimizi ifade ettim. Çünkü mazlum ve mahzun olanların hakkını Allah tescil ettirdi. Bugün yok sayılan o günkü insanlar devletin bütün kademelerinde devleti idare ediyor. Asıl bize bugün düşen o günkü adaletsizliklerden ders alıp bugün adil olmak. Aynen. O gün yapılan haksızlıklardan hareketle bugün hakkı hak sahibine teslim etmek. O gün yapılan zulümlerden hareketle bugün insanlara bu anlamda benzeşen işler yapmamak. Bu ülkenin gelişiminin önündeki en önemli engeller olarak görülen inanç ve değerleri doğru tarif edip doğru yaşatmak. Dolayısıyla Erbakan hocamızın 28 Şubat'ta bir kere daha rahmetle anarken o hayali olan şu sloganın altını doldurmak. O derdi ki yaşanabilir bir Türkiye. Ne demek hocam bu? İzzet ve onur sahibi bütün bu vatan toprağındaki evlatların gelirden, ekonomiden eşit ve adil pay almasıyla ilgili mücadele etmek, cehd etmek, gayret etmek yaşanabilir Türkiye'yi. Herkesin adil gelirden pay aldığı bir sistem. İki, yeniden büyük Türkiye. O ecdadından aldığı güçle büyük bir Türkiye'yi inşa etmek. O büyük Türkiye'yi inşa ettikten sonra İşte yeryüzünü paylaşan egemenlere karşı hayır bu paylaşıma artık razı değiliz. Yeni bir dünya kurulacak anlamında bütün yeryüzündeki Müslümanların, mazlumların, mazlum insanlığın sesi olarak yeni bir dünyayı kurmak. İşte bu hayaller üzerinden 28 Şubat'ı tanımlarsak asıl doğruyu yapmış olacağız. O zulmü reva görenler gibi asla olmayacağız Allah'ın izniyle. Yeni bir dünyayı kuracağız. İnşallah. Öyle inanıyorum. Duygu ve düşünceler böyleyken Allah'ımız da buna uygun olarak ne kadar güzel herkesin yolunu açıyor. İnşallah, açıyor. İnşallah. Efendim programımıza renk kattınız, şeref verdiniz. Sevgili seyirciler bu akşamki konuğumuz Baromuz'un eski başkanlarından hukukçu kimliğiyle herkesin çok iyi tanıdığı Cihan Yuma Derneği Başkanı Sayın Fevzi Konaş'tı. Bir başka konuğumuzla görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.